Ha. izleyicimizin bir sorusu var. Arka planda da çalışsın şimdi. Arka planda da aynı zamanda proses çift, yapan çift, çift, çekirdekli çift, çift çekirdekli bir e, proses de. <laughs> diyor ki Berkay, Sayın Üstatlar, er, ev ve e, araç almak tekrardan mümkün olacak mı? Ve normal vatandaş için lütfen bunları dile getirin. Tamam. Şimdi diyor ki ev almak, araba almak Hayal bir zamanlar oldu. hayatımızda vardı, şimdi hmm. yok. Acaba yeniden o böyle dönemler gelecek? Burada senin sorudan sonra tamam. Kemal Bey'e soracağım tamam. sorudur. Dur. Hocam muhtemelen oraya doğru zaten ilerleyecektir Merkez Bankası politikalarının ardından. Buyurun hocam. Biz cevap veremedik. Hoca cevap versin. Evet. <laughs> Ya Merkez Bankası tabii dünden bu yana epey konuşuldu. Siz de konuştunuz sabah yayında. Yani bekleneni yaptı, faizi değiştirmedi. Ama açıklaması da net bir şekilde e, enflasyonla mücadele konusunda yıl sonuna kadar olabildiğince sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor. Bu, da, bu bize aslında şunu da gösteriyor. Yıl sonuna kadar faiz indirimine gitme ihtimalini azaltıyor. Ve hatta Merkez Bankası kendisi de Mart ayı enflasyonunun beklen, e, beklediğinin biraz üzerinde gerçekleştiğini gösterdiğini söylüyor. Yani burada hizmet enflasyonunun ki şu anda %96'larda yıllık olarak baktığımızda yüksek devam etmesi ve jeopolitik gelişmeleri de tabii ki gıda e, fiyatlarındaki artışın devam etmesinde önemli bir neden olarak gösterdi. Burada Merkez Bankası ama aynı şekilde de şunu söylüyor ki e, biz e, iç talepte daralma yavaş yavaş kendisini gösteriyor, ee, ön göstergeler bunu öncü göstergeler bunu destekliyor. O anlamda e, önümüzdeki aylarda e, enflasyonda düşüşün daha aylık enflasyonda düşüşün en azından e, beklentilerine yakın gerçekleşmesini e, bekliyor. O, o anlamda tabii ki biliyoruz Nisan ve Nisan'da %70'e yakın olacak enflasyon yıllık bazda %3'ün biraz üzerinde ya da %3 civarında bir enflasyon bekleniyor. E, Mayıs ayındaki enflasyonla birlikte %75'i bulabiliriz. %74 civarında gerçekleşecek. Bu da tabii ki hepsi baz etkisinden dolayı ve daha sonra baz etkisi tersten çalışmaya başlayıp hazirandan itibaren düşüş eğilimine girecek enflasyon. Ama asıl sorun tabii ki yıl sonunda %36'yı bulabilecek miyiz? Onun %36'yı bulamayacağımız hemen hemen bütün iktisatçılar bu konuda anlaşıyor diyebiliriz. Ama en azından üst bandına yakın %40'ların 40'larda bir yerde Merkez Bankası'nın enflasyonu tutabilir, yıl sonu enflasyonu gerçekleşmesini sağlayabilecek mi? Bunun için tabii ki Merkez Bankası tek başına yapamayacağını bunu hepimiz biliyoruz. Burada mali politikanın mutlaka hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bu bir ölçüde bayram ve tabii ki... Amerika'daki e, Bakan Şimşek'in Amerika seyahati bunu biraz geciktirdi ama bu paketin daha önceden de çalışılmış olması gerek, gerekiyordu diye düşünüyorum ve umarım Mayıs ayı başında açıklanır e, ve Mayıs ayı içinde en azından bu konuda e, biraz daha iç talepte daralma olur. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dedi tasarruf önlemleri devreye girecek dedi ama ben daha önce de sizin yanınıza da söylemişimdir e, Sayın cumhurbaşkanının doğrudan e, kendi e, çevresinde en üst düzeyde tasarruf önlemlerini uyguladığını da e, medya açık açık söylemesi ve programı desteklediğini söylemesi bir ölçüde i̇şte programın başarısı açısından yani mali programın hem de parasal sıkılaşmanın başarısı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa mali tarafta sıkılaşma olmazsa bu özellikle vergi hem vergi gelirleri açısından hem de harcamalar tarafından e, yıl sonuna enflasyondaki en azından iç talebi e, kontrol altına almak hizmet sektöründeki talebi de kontrol altına almak mümkün olmazsa yıl sonu beklen, beklenen enflasyonu gerçekleşeceğini sanmıyorum. E, o anlamda e, şu anda bu konuda ekleyebileceğim o belki sorularınız olur. Ta bu arada şunu da söyleyebilirim. Faizlerdeki en azından e, mevduat faizlerindeki artış mevduat ve kredi faizlerindeki artış bir ölçüde devam ettiği, onun için geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın sıkılaşmasının böyle bir etkisi var. Bunun özellikle son aldıkları zorunlu karşılık kararlarıyla da desteklenmesini umuyoruz ve bankalar biraz daha mevduat faiz arttırabilecekler. Kredi faizleri kadar mevduat faizlerinde yukarı gelmesi mümkün olacak diye düşünüyorum. Bizim sorunun cevabı? bir ufak ondan önce bir, bir şey... Şeref abi, tasarruf dedi ya. He. Dün sosyal medyada bir görüntü gördüm. Belki sen de rastlamışsındır. Hani işte kamu tasarruf etsin, tasarruf şu vesaire ee, Yani ne kadar doğrudur herhalde diye çok da teyit edemiyorum ama sosyal medyada bunu gördüm. Biri de yazmış. Kamuda tasarruf diye Önde tok gidiyor. Hani şimdi tok, tasarruf, elektrikli, yerli falan ya. Önde tok, arkada 5-6 tane Alman lüks <laughs> 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 otomobiller koruma olarak gidiyor. ya. Bu da yani bu da biraz şey. Görüntüde de yapmamamız Görseydi lazım. Görseydi şaşardı bu tabloyu Hani Bal Ördeklerden bir fil yok, Kazdan amiral. Ne diyeyim yani? Hani <laughs> bilmiyorum çok güzel yaklaştın ama ya biz bunu görüntüde de yapmamamız, <laughs> yapmamamız lazım. Değil mi? Önde tok, o ta, arkada Alman araçlarıyla evet. korunma. olmaz. Bir de mesela Diyanet İşleri Başkanına son model yeni bir araba O gerçek mi? Alma. bilmiyorum. Alma kardeşim. O da Altıncı Soklamayı. arabaya ihtiyacı yok. 5 arabayla idare etsin. Tokla idare etsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu togu niye ürettik biz? Eğer biz onu kullanmayacaksak hala Alman ya Almanlardan Çinliler bile vazgeçti. Bizim böyle lüks araba araba sevdası diye işte ilk romanlarımızdan biri olması boşuna değilmiş herhalde. değil mi? Evet. Ee, Hocam buyurun. Evet. Araba sevdası devam ediyor en üst düzeyde. Evet. Yani ben de aslında. o Cumhurbaşkanının konvoyunun, çok uzun konvoyunun kısalmasının aslında tasarruf önlemlerinin en üst düzeye ulaştığını bir çok, göstergesi olacağını çok, çok güzel. Yani simgesel anlamda. Yani yoksa yani. hani orada 3-5 araçta tabii bu iş ki, tabii, tabii, ki. tabii ki. Ama yani simgesel anlamda hocamın dediği gibi kamuoyuna o mesajın verilmesi anlamında önemli olabilir. Buyurun. Yani o anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mali politikanın et, mali sıkılaşmayı sonuna kadar desteklediğini göstermesi kesinlikle en azından kamuda tasarruf önlemlerinin çok daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Verdiği mesaj hem bize kamuoyuna ama hem de kamuda, kamu çalışanlarına biz bu tasarruf önlemlerini her şekilde e, destekliyoruz ve uygulayacağız demek anlamına gelecek. E, sayın izleyicinizin sorduğu soruya gel, cevap da evet yani ileride mutlaka daha daha kolay ev almak ve e, araba almak mümkün olacak ama bu yıl bu biraz daha zor. Benim burada beklentim tabii ki gelecek yıl para politikasının başarılı olmasıyla yüzde otuzlara doğru giden bir enflasyon gelecek yıl sonunda bir ölçüde reel faizi de biraz daha aşağı çekebilir diye düşündüğümüzde e, vadeyi biraz uzatabilir. Ama şunu söylemek lazım o bizim yüzde beşli enflasyonlara geri dönüşümüz yani tek haneye ben dönebileceğimizi bunu birçok ortamda söylüyorum. Ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek haneli enflasyona Türkiye'nin uzun vadede dönebileceğini düşünmüyorum. Nedeni de çünkü biz 2026'ya kadar tasarruf önlemleri yapabiliriz, sık kemer sıkabiliriz, enflasyonu 20'lere kadar indirebiliriz. Merkez bankası bu işi çok iyi yapabilir. Ama sonra seçim hattına girdiğimiz anda sonuçta ne olacağını siz de biliyorsunuz kredi genişlemesi, kamu harcamalarında artış, merkez bankası üzerinde baskılama, faizleri kontrolü yapması için ve çünkü seçime hazırlık var biliyorsunuz 2021'de yaklaşık bir buçuk yıl önce başlamıştı bence en büyük hatası oydu hükümetin belki 2028'e dersler çıkarıp biraz daha geç başlayabilirler bu genişlemeci politikalara ama genişlemeci politikalar her durumda Bence enflasyonu yüksek tutacak bunu ben CHP'ye de yazdığım yazılarda söylediğim parlamenter rejime geçişi birinci öncelik almamız gerekiyor. Yani sadece demokrasi açısından değil ama uzun dönemde enflasyonu tek haneye indirebilecek bir yöntem açısından. Çünkü şu anda biz yabancı yatırımcıyı bile çekemiyoruz dikkat ederseniz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bir Cuma gecesi kararnamesi ya da 20 Mart sendromu Sayın Naci Abal'ın görevden alınması bütün yabancı yatırımcıların kafasında bir yerde artık orada sabit kalmış durumda. E yani Cumhurbaşkanlığı sistemi güçlü ekonomi yaratacak derken tam tersine beklentileri ya da yabancı yatırımcıyı ürkütüyor. Çünkü tek kişinin verdiği bir karar ama parlamenter rejimde siz diyelim bir program yaptığınız zaman bunu... İşte sadece Başbakan Maliye Bakanını görevden alaraktan her şeyi değiştiremiyor. Burada doğrudan parlamentonun da bir kontrolü var. Parlamento'nun onay verdiği bir IMF programı ya da başka bir program olabilir ve bundan çıkamazsınız. Biz şu anda IMF programı yapamayız. Çünkü Cumhurbaşkanı istemediği için değil, IMF de istemez. Çünkü IMF standby anlaşmasının bir gece kararnamesiyle rafa kaldırıldığını öğrenmek istemez. Yani o anlamda düşündüğünüzde e, bu sistem ne yazık ki uzun vadede özellikle dar gelirlinin ev almasını zorlaştıracak. Çünkü vadelerin uzamasına izin vermeyecek. Yani ben bu ortamda da söylemek istiyorum. Parlamenter rejimi geçmek. Bizim parlamenter rejimimizde de yüksek enflasyonumuz vardı ama en azından 2001 krizi sonrasında bu enflasyonu kon kontrol altına alabilmiştik. Reformları uygulayabilmiştik. O çok önemli yasaları geçirip bunları da Sayın Derviş'in öncülüğünde uygulamıştık. Sonra Sayın Babacan'ın öncülüğünde. Biz yeniden bunu yapabilmemiz için e, benim orada denge ve denetleme mekanizmalarının devrede olduğu parlamenter rejimin bir zorunluluk, bir zorunlu ama yeterli koşul değil. Onu da söylememiz lazım. Zorunlu bir koşul ama yeterli değil. Onda yeterli koşulları da tartışabiliriz elbet. Yani. Vuslat yine mi kaldı başka bahare? Hicaz şarkıda olduğu gibi. Evet. Ama anladığım kadarıyla soruya cevabı ben şöyle algıladım. Kolay demedik ama mümkün dedik. Evet seçime doğru belki mümkün. bir dahaki mümkün seçime dedik. doğru bir evet. Çok teşekkür olursa... ediyoruz gerçekten. Ben cevabı aktarmış oldum kendi Peki. adıma. Şerif abi şunu soracağım e, hocama izin verirse. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek de aslında bundan rahatsız yani anladığım kadarıyla bu konuda henüz tam olarak başarının gelmediğini ifade ediyor. vatandaşların enflasyonun düşeceği konusunda ikna olması. Evet. Yani belki işte yatırımcıları ikna ediyorlar. Yerel evet. halk olarak biz nasıl ikna olacağımız evet. konusunda henüz bir somut şey ben de göremiyorum belki. nasıl Evet nasıl olacak nasıl hocam olacak? bu? Yani bu konuda hakikaten uzakta mıyız? Siz de bunu görüyor musunuz yani vatandaş? enflasyon nasıl olsa düşmez deyip esnaf belki nasıl olsa enflasyon daha gider deyip ya böyle bir hala o davranış o beklentiyi kırma konusunda henüz sanki başarılı olamadık. Üstelik 8.5'ten 50'ye faizi yükseltmemize rağmen. Yani. Bu nasıl olacak? Yani o ben yani biraz kesinlikle haklısınız. Yani iç talepte özellikle tabii ...borçlanarak en azından vatandaş harcamalarına devam ettiriyordu. Şimdi o tarafta biraz zorlanıyor elbette ki kredi kartları üzerinden borçlanmakta. Ama yine biraz önce söylediğim gibi asıl kamudaki tasarruf devreye girerse bizim... ...o zaman evet kamuda kemerleri sıkıyor e, diye baktığı zaman... ...belki harcamalarını aşağı getirebilir. Hizmet sektörlerindeki katılık bence buradaki asıl sorun hizmet sektöründeki katılık orada faiz fiyat deyip bütün herkese doğrudan baskı uygulamak, mikro bazda baskı uygulamak çok doğru gözükmüyor. Ama bir ölçüde bunu kamu tasarruflarını yaygın bir şekilde uygulayabilirsek iç talebin hizmet sektörleri de dahil devam edebileceğini düşünüyorum. Yani çünkü nedir? Özel talebi etkileyecek faizin yüksek olması evet bir görünüm ama bir tarafta siz Enflasyon kamu tarafı harcamaya devam ediyorsa, orada genişli, daralma gerçekleşmiyorsa siz o zaman enflasyon düşeceğine inanmıyorsunuz. Birisi. Çünkü tek başına para politikası bunu belirleyemiyor. Peki. Ee, biraz büyümeden bahsedelim hocam. Şimdi büyüme de, yani şimdi dünkü Merkez Bankası metnine baktığımızda iç talep direncini koruyor. Yani bir türlü kıramadık o direnci diyor Merkez Bankası. Ama ikinci çeyrekten itibaren bir miktar yavaşlamanın olabileceğine dair beklentiler de var. Şimdi yaz sezonu da geliyor. İşte turizm vesaire hizmet sektörü yine hareketli olacak muhtemelen. E, büyüme konusunda bu seneye ya dair beklentilerinizi rica edelim. İkincisi bir faiz indirimi <laughs> bekler misiniz diye de soralım. Çünkü bu yavaşlama eğer ciddi bir baskı oluşturursa enflasyonda enfiyas baz etkisiyle işte 20-25 puan Şeref abi sen de bugün yazmışsın. Baz Yaz etkisi diye hep söylersin. Ee, orada hazır manşetten en yani yıllık enflasyonda da bir düşüş gördüğümüzde her ne kadar merkez bankası ben aylık enflasyon eğilimlerine bakıyorum dese de şimdi manşette de aşağı gelecek. Merkez bankası üzerinde tırnak içerisinde bir üstü kapalı baskı da belki olacak. Hadi tamam arkadaş, bu kadar yüksek artık indir biraz şunu diye. Orada hem büyüme hem o faiz indirimi sizin bir patikanız var mı hocam, bir senaryonuz var mı bu yıl için? Yani benim buradaki beklentim tamamen veriye bağlı olarak Merkez Bankası'nın hareket etmesi. Şu aşamada yani doğrudan yıl sonunda işte Ekim'den itibaren indirecek demek mümkün değil. Çünkü halihazırda tamamen para politikasının etkisini görmedi Merkez Bankası. Ama şunu olursa maliye tarafı sıkılaştırma çok konuştuğumuz, aylardır konuştuğumuz o ciddi boyutta gelirse Ek vergilerle birlikte yani bu, burada ek vergiler önemli çünkü bu enflasyonla mücadelenin bir ölçüde topluma toplumun farklı kesimlerine bir ölçüde yayılması gerekiyor. Sadece yine dar gelirli işte asgari ücreti arttırmadım emekli maaşını arttırmadım ya da çok az arttırdım enflasyonu arttırıp yani enflasyonu kontrol altına alıyorum diyorsanız bu zaten bildiğimiz senaryo. Buna millet tepki duyacak mutlaka ama siz kamu tarafında... En azından bir servet vergisi konuşuluyor, emlak vergisi, ikinci, üçüncü, dördüncü emlağa getirilecek ek vergilerden bahsediyor. Bunun detaylarını görebilirsek bir an önce bu çok önemli olacak. Çünkü o zaman bir ölçüde hem yükü paylaşıyorsunuz hem de iç talebi daraltmak için bu önlemler anlamına gelecek ek vergi ve tasarruf önlemleri. Yani orada e, o anlamda ben yine bu yıl biz yüzde altında büyümeyi ben büyüyeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda ikinci yarıda bunun etkisini göstereceğini düşünüyorum. Yüzde üç buçuk dört arasında olabilir. O anlamda ilk yarı yine ilk çeyrek güçlü seçim öncesi. ikinci çeyrek biraz daha yavaşlamış ama ikinci yarı bir ölçüde e, ilk yarıya göre daha da yavaş. Ortalama da yüzde üç buçukluk bir büyüme, yüzde üç buçuk dörtlük bir büyüme olabilir. Böyle bir şey olursa yıl sonunda belki enflasyonu beklenti kendi beklentisine yakın bir yerde gerçekleştirebilirse Merkez Bankası banda o zaman faiz indirimleri gündeme gelebilir ama şu anda faiz indirimlerinden bahsetmek için çok erken Merkez Bankası tarafında da o anlamda ben e, yani en erken olursa da Kasım Aralık olabileceğini düşünüyorum o da belki bir bir defaya mahsus olabilir diye düşünüyorum. Peki. Kamil Hocam çok teşekkür ederiz katkınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta üzere. sonları diliyoruz size. Çok teşekkürler Profesör Doktor.